Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından AKP'li bakan ve milletvekilleri CHP ve MHP'den sürece destek olmalarını istedi. Sürece destek olan karlı çıkar mesajı verildi. MHP'den hiçbir açıklama gelmedi. BDP ise Barzani ve Talabani'nin de sürece katılmasını istedi. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, PKK ile müzakereleri yapmak zorunda olduklarını söyledi. Bunun için her şeyi yapmak zorundayız. Bugünlerde yapılanlar da o her şeyi yapmak zorunda olduklarımızdan bir tanesi. Ümitli olmalıyız, destek vermeliyiz. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, CHP ve MHP'den açılım sürecine destek istedi. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Bütün muhalefet partilerimizin bu sürece destek vermesi gerekir. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, sürece destek veren tüm partilerin kazançlı çıkacağını söyledi. Bedel varsa ödeyecek hazır iktidar, ama eğer bunun bir başka yönüyle bir faydası varsa bu sürece destek olan herkese de bunun bir faydası olur. Bundan CHP de kazançlı çıkar, bundan MHP de kazançlı çıkar. AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, müzakereleri baltalayanların lanetleneceğini ilan etti. Kim bu konuda bunu baltalamaya yönelik girişimler ortaya koyarsa da gelecekte çok önemli bir şekilde bu da lanetlenecektir. Roj TV'de canlı yayına katılan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sürecin Türkiye ile sınırlı kalmayacağını, Irak, Suriye ve İran Kürtlerini de kapsayacağını işaret etti. Bir ulus olarak, ulus bilinci içerisinde her bir parçanın, her bir parçada yaşayan Kürdistanlıların özgürlük isteğinin, taleplerinin artık aynı olduğunu, yüreklerinin aynı şekilde attığını herkesin görmesi lazım. Demirtaş, Barzani ve Talabani'ye sürece tüm güçleriyle katılmaları için çağrı yaptı. Şimdi öylesi bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla siyasi güçlerini, ekonomik güçlerini, diplomatik ilişkilerini tam da Kürt halkının Türkiye'de yürüteceği müzakerelerde Kürt halkının lehine kullanma, Kürt halkının özgürlüklerini elde edebileceği şekilde onun çıkarları temelinde kullanmanın zamanıdır.